Test 6'nın ilk sorusuyla devam ediyoruz. Arkadaşlar şuraya baktığınızda Z'nin X artı T'den daha büyük olduğunu görüyoruz. Çünkü Z daha ağır gelmiş. Ayrıyeten bir de elimde şu var. Şimdi şu şekilde baktığımda bu kısımla bu kısım dengede. Bakın bir eğrilme yok şeyde. Bunlar da birbirine eşit olması lazım. Bunları toplayalım. x 2x 2z 2x artı 2z artı t eşit olacak arkadaşlar. Şuraya sığmayabilir. Eşit olacak. 2x artı 2y'ye. 2x artı 2y. Şimdi buradan 2x'ler birbirini götürdüğünde şu kalıyor. 2z artı t eşittir 2Y kalıyor. Bir de elimde bu var. Şimdi Z büyüktür X artı T dedik burada. Arkadaşlar bu ne demek? Z büyüktür X artı T ise şimdi X ve T pozitif birer sayı olduğuna göre Z sayısı X'ten de büyük olacak. T'den de büyük olacak. Çünkü yani değer vermem çok doğru değil ama mesela buna 1 buna 3 diyelim. Z ne gelecek? 4 gelecek. Dolayısıyla ne oluyor? Z sayısı x'ten de büyük oluyor. T'den de büyük oluyor. Bunu yazdık. Şimdi arkadaşlar şu eşitliği kullanalım. 2Z artı T eşittir 2Y demiş. Buradan da anlıyorum ki arkadaşlar Y büyüktür Z. Hocam nereden anladım? Yine değer vermem çok doğru değil arkadaşlar ama en iyi bu şekilde anlaşılıyor. Şimdi örnek veriyorum Z'ye mesela 10 verdim. Burası ne yaptı? 20. T de pozitif bir sayı. Örnek veriyorum 4. Sol taraf 24 oldu. Şimdi sağ tarafın 24'e eşit olabilmesi için y'nin ne olması lazım? 12 olması lazım. Buradan anlıyoruz ki y z'den daha büyük. Ya da bunu teorik olarak da düşünebilirsiniz. İlla değer vermenize gerek yok. Şimdi bu da bu taraf 2z, bu taraf 2y. Şimdi bunlar birbirine eşit değil. Eşit olabilmesi için z'ye bir şey daha eklemesi gerekiyor. Demek ki z küçük olan taraf. Bu şekilleri düşünebilirsiniz. Şimdi hem bunu sağlayan hem de bunları sağlayan şık hangisi var? Y büyük, Z büyük, X büyük, T. X ile T arasında bir şey bilemiyorum arkadaşlar. Hangisi büyük zaten olabilir diye soruyor. Denizli de olabilir. Arkadaşlar para sayıları artarak gittiğine göre şu şekilde bir eşitsizlik olması lazım. Burada da en az olabilmesi için A'ya en küçük sayı vermeniz gerekiyor. Şimdi en küçük sayı 0 falan veremezsiniz. Pozitif diyor hocam 1 vereyim o zaman 1 de olmaz. Çünkü arkadaşlar buraya 1 yazarsanız şurasını ne yaparsınız? Eksi 2 yaparsınız. Buraları pozitif sayı yapmanız gerekiyor. A'ya 2 versem 2 versem 2'nin 2 ile çarptım 4 6. A'ya 2 versem burası 6 geliyor. A'ya 2 versem 2 kere 4 8 burası 2 geliyor. 6 2 diye gitmemesi lazım. A'ya 3 versem 3 kere 2 6 2 daha 8 3 versem 3 kere 4 12. 12'den 6 çıktı. 6 tutmuyor arkadaşlar. 4 verdiğinizde burası 10 geliyor. 4 kere 4 16. Ee, 6 çıktım da 10. 4 kere 2, 8 2 daha 10. 4 dolmuyor o halde arkadaşlar. A'ya 5 veriyorum. 5 verirsem burası 12 geliyor. 5 verirsem 20 14 geliyor. 5 verirsem 15 25 geliyor. B sayısı da 25'ten büyük bir sayı. En az dediği için B'yi de 26 alalım. Şimdi burada ne kadar para var? 12 tane 10 kuruş var. 14 tane 25 kuruş var. 25 tane 50 kuruş var. 26 tane 1 lira var. 26 tane 1 lira 26 lira yapar. 25 tane 25 tane 50 kuruş 24, 12, 12 buçuk lira yapar. 14 tane 25 kuruş 3 buçuk lira yapar arkadaşlar. Bölerek buluyorum bunu. 14'ü pardon 14'ü 0.25 ile çarpıyorum. 12 tane 10 kuruş da 1,20 kuruş yapar. Bunları topladığınızda Öncelikle kuruş taraflarını toplayalım. 1, 2, şurası 20, elde var 1. Şimdi 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, bir de 50, 43. 43,20 yapması lazım. En küçük. Arkadaşlar şurada payda ayırıyorsunuz. 5a bölü b, eksi 2b bölü b. 2b bölü b de 2 yapar zaten. Eşittir 6 geliyor. Eksi 2'yi sağ tarafa attığımda 5A bölü B eşittir 8 geliyor. Yani A bölü B 8 bölü 5 geliyor. A bölü B eşittir 8 bölü 5. Şimdi bu bir dursun. Alttaki eşitsizliğe baktığımızda B'nin dördüncü kuvveti her zaman pozitif yapar. Bir sayının çift kuvveti her zaman pozitif yapar. Sonuçta pozitif çıktığına göre alt tarafta pozitif olması lazım. Yani aküp burada kesinlikle pozitif olması lazım arkadaşlar. Aküp pozitifse A da pozitiftir. Bu da cepte. Ayrıyeten A bölü B 8 bölü 5'ti. Şimdi A pozitif bir sayı olduğuna göre arkadaşlar e, B de pozitif bir sayı olması lazım. Hatta şunu da biliyoruz biz. A sayısı 8'in bir katı iken B sayısı 5'in bir katı. Yani A sayısı daha büyük burada. Yani şu gibi bir örnek verebilirsiniz. Mesela A sayısına 8 verdim. B sayısına 5 vermek zorunda kalırsın. Tabi değer vermek doğru değil. Mesela 16 ile 10 da olabilir. İlla 8 ile 5 değil ama 16 ile 10 da olabilir. Fakat burada iki sayının da pozitif olduğunu A'nın da daha büyük olduğunu biliyorum. O halde A büyük sayı B küçük sayıysa büyük sayıdan küçük sayıyı çıkardığımda her zaman pozitif bir cevap bulurum. Bu da daima doğrudur. Benzin depoları tam doluyken kamyon, otobüs ve otomobil sırasıyla en fazla 300, 300 ve 450 kilometre yol gidebilmektedir diyor. Arkadaşlar şimdi burası kamyon. Kamyon ne kadar gidiyormuş? Bakalım kamyon, otobüs ve otomobil. Kamyon en fazla 300 gidiyormuş. Kamyon en fazla 300 gidiyorsa depo doluyken şu her bir çentik arası 75 kilometre gider. 75, 150, 225, 300. Şimdi ibreye baktığında 225'ten fazla 300'den az. Burada x'in 225 ile 300 arasında olduğunu anlıyoruz. Şu şekilde yazalım. Şimdi otobüse baktığımızda otobüsün menzili de 300 kilometre. Ama arkadaşlar yine 75-75 burası. 75-150 150'den fazla şu şekilde baktığımda 225'ten az, 150 ile 225 arasında Y sayısı da. 150'den büyük 225'ten küçük. Bu da cepte. Z sayısına baktığımızda da tam ortaya geldiğine göre arkadaşlar toplamı 450 km. Z sayısı da 225 yapacak. Yarısını gitmiş, 225 km menzili kalmış. Şimdi şıklara bakalım. Şimdi A şıkkını okuduğumuzda kamyon, kamyon X'de arkadaşlar, yani 225 ile 300 arasında bir sayı, deposundaki benzin ile otobüsten daha fazla yol gider diyor. Otobüse bakıyorsun, 150 ile 225 arasında gider. Kamyona bakıyorsun, 225 ile 300 arasında gider. Dolayısıyla X Y'den her zaman daha büyük. Dolayısıyla A her zaman doğru. B şıkkına bakalım şimdi diyor ki otobüs, otobüs dediği y arkadaşlar yani 150 ile 225 arasında bir sayı. Otobüs deposundaki benzin ile otomobilden daha az yolu gider diyor. Otomobilin gideceği yol 225 kilometre. Otobüsün gideceği yolda 150 ile 225 arasında bir kilometre. Dolayısıyla 2 de her zaman doğru. Otobüs yani y sayısı her zaman z sayısından daha düşük çıkar. O halde 2 der her zaman doğrudur. C şıkkına baktığımızda arkadaşlar şimdi x sayısı 225 ile 300 arasında bir sayı. 225'ten de büyük. x sayısı büyüktür. Z, z de büyüktür. Y olacak arkadaşlar. Doğru sıralama bu olacak. Çünkü x sayısı 225 ile 300 arasında. Z sayısı tam 225. Y de 225'ten küçük. 150'den büyük. Dolayısıyla bu bakıyorsunuz z ortada x sağda y en küçük. Dolayısıyla bu da doğru arkadaşlar. Şimdi z'den y çıkartırsam sıfırdan büyük bir sayı çıkar diyor. Z sayısı y sayısından daha büyük olduğu için büyük sayıdan küçük sayı çıkarttığımda her zaman sıfırdan büyük olur. E sayısında x artı y 450'den küçük demiş. Şimdi x sayısına bakıyorum. 225 ile 300 arasında bir sayı. Yani en küçük sayıyı bile alsam 225 alamıyorum ama hadi diyelim ki 225 aldık. Y sayısını da en küçük 150 alsak o halde arkadaşlar 475 geliyor. Dolayısıyla 450'den küçük gelemez. Zaten 475 475'ten de büyük sayı gelecek. Çünkü ben burada 225 ile 150 aldım. Halbuki alamıyordum. Alsaydım bile 475 geldi. O halde 450'den küçük olma ihtimali kesinlikle yok. Edirne kesinlikle yanlış. Arkadaşlar öğle vaktinde bayrak direğinin boyu yani 2x eksi 7 daha büyüktür gölgesinden diyor. Gölgesi de x 3. Burada x'i çözümlediğimizde sola attığımızda x büyüktür. Eksi 7'yi buraya attığımızda sağdıra 4 gelecek. x 4'ten büyük geliyor. İkindi vakti de tam tersiymiş. Yani gölgesi daha büyükmüş. Gölgesi x eksi 2 büyüktür. 2x eksi 7. Bunu çözdüğümüzde buradaki x'i sağ tarafa atıyorum. Sağ tarafta bir x kalıyor. Eksi 7'yi buraya artı 7 diye atıyorum. 5 geliyor. Yani x sayısı 5'ten küçük 4'ten büyük. Bir sayı gibi düşünelim bu x'i. Yani şu şekilde bir 4 ile 5 arasında bir sayı. X sayısı. Bayrak direğinin boyu da 2x 7 idi unutmayın. Şimdi 2x 7'yi nasıl bulacağım? Öncelikle bu tarafı bir 2 ile çarpmak zorundayım her tarafı. Her tarafı 2 ile çarptığımda burası 8 olacak. Şurası 2x olacak. Şurası da arkadaşlar 2 ile çarptığımda 10 olacak. Ama e, tam olarak bayrak direğinin boyunu bulamadım. Bayrak direğinin boyu 2x 7 idi. Yani her taraftan 7 çıkarmam lazım. 2x eksi 7. Buradan 7 çıkartınca da 3. Yani 1 ile 3 arasında bir sayı. Tam sayı olarak da şıklarda sadece 2 var. Şimdi 6. soruyu okuduğumuzda bunlar pozitif sayılar arkadaşlar. Gol sayıları bunlar. Ve iki tane bana burada bir eşitsizlik vermiş. Buna göre şıkları yorumlayacağım. Şimdi en çok golü Muriç atmıştır diyor. Bilemem arkadaşlar. Çünkü B artı M'den büyükse B artı M'den büyük C. Ama C'nin kendi değerlerini bilemediğim için yani Sörlot mu yoksa Sisse mi yani C mi hangisi daha çok gol atmış onu bilemem. Dolayısıyla bunu eliyorum. Kesinlikle doğru değil. Ee, Sörlot'u da eliyorum. Çünkü en çok gol atanı bilemiyoruz dedik. Muriç, Muriç M arkadaşlar Sörlot'tan daha az gol atmıştır diyor. Bu bakın bu kesinlikle doğru. Neden kesinlikle doğru? Çünkü örnek veriyorum. Şimdi S büyüktür. B artı m demiş. m sayısı diyelim ki 7 gibi bir sayı. b de burada pozitif bir sayı. Bu da çünkü gol sayısı. Örnek veriyorum 2. Ne yapar burası? 9. s sayısı da bu 9'dan büyük bir sayı. 10. Yani m sayısına bir değer verirsem eğer arkadaşlar 7 olmak zorunda değil bu arada. Hani sayısal bir değer atacak olursanız eğer s sayısının her zaman o atadığınız sayıdan daha büyük olduğunu buluyorsunuz. Çünkü ee, eklediğin sayıya bir sayı daha eklemen lazım. B diye. O halde o iki eklediğin sayıdan daha büyük bir sayı olması lazım. O halde S büyüktür. M diyebilirim. Dolayısıyla C her zaman doğru olur. Diğerleri de bakalım yine de Sörlots sisseden fazla gol atmış diyor. Sörlots sisseden fazla yani şu ikisini karşılaştıramam. Hangisi daha fazla gol atmış? Bunu eledim. Burak sisseden daha fazla gol atmıştır diyor. Bunun hakkında arkadaşlar kesin bir hüküm verebiliriz. C büyük B'dir burada. Burak Siseden kesinlikle daha az gol atmış. Fazla değil. Bu kesinlikle yanlış. Cevabımız C. Gelelim 7. sorumuza. Arkadaşlar şu kısım X'miş. Şimdi bu kitaplar aynı olduğuna göre burası da x, burası da x, burası da x, burası da x. Yani y dediğim sayı 4x'e eşit arkadaşlar. Öncelikle bunu bir yazalım. y eşittir 4x. Tamam. Şimdi diyor ki kitaplığın rafında yanlarda toplam 30 santim boşluk kalmıştır diyor. Şurasıyla şurası 30. Artı. Arkadaşlar kitapların olduğu yerleri sayalım. Şimdi burası x, burası 2x, şurasına 4x dedim, toplamda 6x yaptı, şu şekilde 7x yaptı, 4 daha 11x, 30 artı 11x. Kenarlardaki boşluğu da sayarsam, ee, raf boyu bu kadar arkadaşlar. Raf boyu da diyor 140 santimden küçük diyor. Bu şekilde raf boyunu buluyorum. Şurayı tekrar bir anlatayım. Bakın, burası arkadaşlar x burası x, burası 4x. Çünkü burası y olduğuna göre burası da y, y'nin 4 xe eşit olduğunu biliyoruz. O halde x, x, 4x, x, 4x. Bunları topluyorsun. 11x. Kenardaki boşlukları da ekliyorsun. Raf boyunu buluyorsun. Raf boyu da 140 santimden küçük diyor. 30'u çıkardığımda şu şekilde bir eşitsizlik buluyorum. 110'dan daha küçük geliyor. 11'e böldüğümde x küçüktür. 10 diye bir eşitsizlik buluyorum arkadaşlar. Şimdi bana 2x artı y'nin en büyük tam sayı değerini soruyor. Y dediğim ifade 4x'ti. Buraya 4x yazarsam toplamda 6x'in aralığını soruyor bana. X dediğim 10'dan küçükse her tarafı 6 ile çarparsam 6x de 60'tan küçüktür. 60'tan küçük en büyük tam sayı değeri de 59'dur. Arkadaşlar 8. sorudayız. Şimdi 8. soruda x'in ve y'nin aralığını vermiş. Şunun aralığını da bana daha doğrusu vermemiş. Sadece çözmüş. Nerede hata yapılmıştır diye soruyor. Arkadaşlar buradaki hata en başta yapılmıştır. Yani x çarpı y artı y ayrı ayrı bulup da aralıkları toplayamazsınız bu gerçek sayılarda. Hocam bunun doğrusu nasıl? Burada y parantezine çekeceksin arkadaşım. Y parantezine çekersen x artı 1 ile y'nin çarpımı var burada. Şimdi na nasıl yapacağız? Öncelikle x artı 1'in aralığını bulacağız. x artı 1'in aralığı eksi 3 x artı 1 2 y'nin aralığını aynen yazıyorum. y 4. İşte bunları çarpıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi en küçük kaç olur bunlar? Şuradan eksi 12 geliyor. Eksi 3 ile eksi 4'ü çarptığımda en küçük eksi 12 geliyor. Sonra ortadan x artı 1 çarpı y geliyor. Ki x artı 1 çarpı y bu demek arkadaşlar. Y parantezine çektiğinizde bulursunuz. En yüksekte 4 ile 2'yi çarptığınızda 8 bulursunuz. Doğru aralık x 12 ile 8. adım da en başta yanlış yapıldığı için arkadaşlar buralara gelmiş. aralıkları ayrı ayrı hesaplayıp bulduğunuz sonuçları toplamıyorsunuz. Y parantezine çekip orada direkt çarpıyorsunuz. O yüzden arkadaşlar ilk olarak Adana'da hata yapılmış.